Urfa'dan geldiniz, hizmet veriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Her gün geliyorlar. Evet. Her gün buradan. Evet. 17. günümüz. 17 gündür yaklaşık en az 30 kişi, en fazla 50 kişiyle biz Adıyaman'dayız. Adıyaman'ın sosyal marketinde, üniversitesinde, çadır kentlerinde görev alan her biri gönüllü olarak geldiler. Şanlıurfa'dan geldiler. Sabah gelip... Pratisyen hekimlersiniz değil mi? Hayır. Biz Şanlıurfa'nın gençlik meclisi. Gençlik meclisi üyesisiniz. Buyurun. Evet. Başka neler yapıyoruz? Aslında kriz çözen ekip olarak yer aldık burada. Evet. Nerede bir ihtiyaç varsa oraya ekip çıkıyoruz. Mesela koordinasyon merkezi olan üniversitede bulunuyoruz. Sonra Perre Otel, işte sosyal marketler olmak üzere nerede bir ihtiyaç varsa çadır kentler de dahil olmak üzere oraya dağılıyoruz. Ekibimiz şurada. İsterseniz ilk olan da çekebiliriz. İçeride. Kültür Bakan Yardımcımız Misbah Demircan'ın ve o koalisyon merkezinde çok önemli emeği olan çok değerli arkadaşlar. Burası el ele oluşturuldu. Çok güzel bir alan. 3 gün önce de açılışı yapıldı. Şu anda bizler de inşallah bu kurulmuş olan bu sistemi devam ettireceğiz. Adıyamanlılar olarak bütün bu yer şey olarak hep el ele verip götüreceğiz. Bizim de şu anda Türkiye'den ve yurt dışından, Azerbaycan'dan özellikle gelen bütün tırlarımızı buraya yönlendiriyoruz. Sadece bugün ve yarın için beklediğimiz tır sayımızı yolda olan 36 tırımız var. Bunlarda neler var genelde? Gıda şu anda, hijyen. Hijyen ürünleri, gıda. Birazdan içeri geçeriz. Yani şu anda tabii acı büyük, dert büyük. Hatta demin için acı yaman diyorlar. Gerçekten de öyle. İlk günlerdeki aksamalar da çok kalan büyük olduğu için hepsi yani çoğu doğru gerçekten zor. Ama şu anda gerçekten Türkiye, halk, devlet hepsi el ele vermiş. Çok dört dörtlük diyebileceğimiz bu ortam için tabii. Güzel işler yapılıyor. Bu market de onlardan birisi. Devlet yetkililerimiz, halkımız hepsi el ele vermiş. Misbah Demircan dostumuz da sağ olsun. O da burada güzel bir sistem kurdular. Çok değerli insanlar var. İnşallah yaraların artık sarılma dönemine girildi. Ben de ilk günden itibaren ilgilendik ve 10 günden fazladır buradayız. En az bir ay daha da Adıyaman'ımızda kalıp elimizden geleni yapmak zorundayız. Urfa Belediyesi her gün bize 30-40 kişi gençleri gönderiyor. Sürekli buraya Urfa yardım ediyor. Ben de eczacıyım aynı zamanda. Eczacılar Birliği Urfa odasına kayıtlıyım. Bizim şu anda Adıyaman'daki bütün eczane işlerini de biz Urfa olarak yönetiyoruz. Onu da sizin gidip yerine gösteririz. Yani Urfa bu konuda gerçekten komşuluğun hakkını verdi. İbrahim Peygamber'in yani memleketi olarak da bu konuda eline gelmesi biz de yapıyoruz. Allah rahmet etsin ürünlerimize. Sizde de bizde de hepimizde çok sayıda kayıplarımız var. Tabii ki bu acı ama biz şu anda hayat devam ediyor. Bu konuda elimizden ne gelir esas ona odaklanmamız lazım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Haydi sevinçler. Şimdi şu anda bu alanda gördüğünüz vatandaşlarımız geliyor. Önce sıra numarası veriliyor. Sonra içeri alınıyor. Herkesin orada kimlik bilgileri giriliyor. Ve aile hane bilgileri var. Onunla beraber içeri geçiliyor. Bir kere alan ürünleri bir hafta içinde alamayacağım. Ne kadar miktar alabiliyorlar? Sınırı var mı? Önüne geçmek için. Evet. Öyle bir sistem kuruldu. Sınır nedir? İçeri giren adam neler girdi. Alır? Evet. Burada. Evet. Poşet, Erdem müdür bir poşet alsana. Evet. Evet. Gel abi. Evet. Büyük poşet. Bu veriliyor. Evet. Bunun için.
bir poşet dolduruyor. İstediği gibi doluyor. Sonra ayrıca da ya mesela soba ihtiyacı oluyor. Evet. Tüp ihtiyacı oluyor. Evet. Hijyen ürünleri böyle evet. Gelin abi. Evet. Özellikle de burada da hijyen evet. Ürünleri evet. Ayrıca onları da alıp evet. Gidiyor. Bir haftalık. Yani bir haftalık çok daha fazlasını en kullanabileceğini alıyor. Alıyor, gidiyor. Evet. Şu anda öğle yemeği servisi verdi. Buralar dolu oluyor. Evet. Buradaki işi bu şekilde. Evet. Bu tarafı da gösteriyor. Sürekli takviye edilecek burası. Sürekli takviye edilecek. Evet. Bir de giyim reyonu var. Tamam. Onu da gösterelim size. Evet. Hala kapatayım ki sana gelin. Gelse yalan ver. Evet. Görevliler var burada. Murat abi de aynı şekilde ilk evet, gününden hizmet, beri hizmet en çok hizmet veren, emeği gidenlerden biri Mustafa Korkan'ımla beraber. Sağ olsun. Evet. Giyim revini de siz anlatın abi. Gazeteci arkadaşlar. Allah nasip ederse evet. İyi bir de pazartesi günü başlayacağız. Evet. Evet. Burada da her türlü giysiler, kadın, evet. Erkek, çocuk her türlü giysilerimiz mevcut. Evet. Bunu da Allah nasip ederse yarın insanların hizmetine açacağız. Evet. Sağ olsun bağışçılarımız bize gönderiyorlar. Allah razı olsun. Biz de adaletli bir şekilde dağıtımını depremzedeli insanların hizmetine sunuyoruz. Yani bunu özellikle şey yapmanız lazım. Yani çünkü birçok alanda bir koordinasyonluk var, düzensizlik. İlk günlerde evet. Bunlar normaldir. Ama millet de görsün ki gerçekten çok özel, düzgün bir sistem kuruldu. Ve bu sadece bu noktada olmayacak, şehrin değişik noktalarında da yapılacak. Murat abi ve diğer bütün dostlarımız da hepsi dışarıdan gelmiş. Eyvallah. Yani pehlivan restoranları var bilirsiniz. Evet. Kendisi şu anda sadece günlük üniversitenin içerisinde belki de 1000 kişi 70 bin kişiye yemek verdi. Allah razı olsun. Yani, halkın o dayanışması evet. Her tarafta olduğu gibi Adıyaman'da da devam ediyor. Evet. Burada da herkes gönüllü. Evet. Gençler Urfa Belediyesi'nden gelen gençler. Elinize emeğinize sağlık gençler. Her gün Urfa Belediyesi. Sağ olun. Gençlerimiz hepsi gönüllü geliyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Akşamda geri Urfa gidiyorlar. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık arkadaşlar.